Sayın Başkanım, saygıdeğer katılımcılar, kurumum adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir meslek şövalyesi olarak değil ama gerçekten bir meslektaşınız olarak hep gururla ifade etmek isterim ki dünyanın en güzide topluluğuyla beraberim. Yuva duygusu hissediyorum. İftiharla da her yerde söylerim ki meslek örgütünün yasasına iki temel şeyi koyan başka bir meslek erbabı yok. Halkın sağlığını korumak ve meslek erbabının menfaatlerini korumak. Bu iki dengeyi beraber götürmeyi kendine vazife edinmiş, bunu da kanuna koymuş, bu sorumluluğun altına gönüllü olarak girmiş bir meslek erbabının temsilcisi olmaktan iftihar ediyorum. Ben de bir yıldır Sosyal Güvenlik Kurumu'ndayım. Ondan önce Sağlık Bakanlığı, özel sektör, sağlık ocağı, sağlık müdür yardımcılığı gibi birçok yerde bulundum. Kayseri'den kardeşlerimle de karşılaştım. Bu vesileyle mutlu oldum. Sosyal Güvenlik Kurumu neydi benim gözümde? Bir kere Erol Taş'tı. Zaten profilden bakınca ben de benziyorum. Onun için bu işi bana verdiler herhalde. Biraz değişerim diye bıyıkları kırptık, saçları kısaldık ama rolümüz değişmedi. Hala kötü adamı biz oynuyoruz. Kurumumuz temel bir yasa ile hem yetkilendirilmiş hem de sağlık hizmetlerinin ödemesi için sorumluluk verilmiştir. Bu yasa gereği sağlık hizmetlerinin fiyatlandırmasında Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlığı'nın temsilcilerinden oluşan bir komisyon karar verir. Biz sekreteryasını yaparız. Elbette sekreterya önemli bir fonksiyon görür. Gündemin oluşturulması, yönlendirilmesi ama kanun koyucu iyi de yapmış. Burada toplumun tüm katmanlarını gözeterek toplum adına ortalama bir karar verilmesini sağlamak için bu kesimlerin tümünü paydaş yapmış. Hatta bizim alt komisyonlarımız var. İlaçla ilgili görüşmelerde özellikle ilaç endüstrisinin temsilcileri de bulunur. Her kesimden görüşleri almak için. Ama neticede bir devlet kuruluşudur, bir kamu kuruluşudur ve kamudaki bu saydığım bakanlıklar ve kurumların ortak kararları neticesi bazı sağlık hizmetlerini öder veya ödemez. Bu hem ilaçtır hem de diğer sağlık hizmetleri. Umuyorum doğru cihaza basıyorum. Evet. Benim işim ilaç ve her yıl Kayserilerin tabiriyle defterin altını çalarız. Devlet bize ne verdi? Biz bunları nerelere harcadık diye. OECD ülke, ve ışıklar yanabilir mi? Otomatik mi sönüyor? Şimdi devlet bize sağlık hizmetleri için %5 olan sağlık harcamalarını süratle arttırdı son 7 yıl içerisinde özellikle. Ve şu anda %7,5 genel bütçe içerisinde sağlığa para ayrılıyor. Hedef 2013'te bunu %9'a çıkarmak. OECD ortalaması %9. Ama %9'da durmayacak. Gelişmiş ülkelerin kaderini biz de yaşayacağız. Hem yaşlanacağız hem zenginleşeceğiz. Ve sağlığın da genel bütçe içerisindeki payı peyderpey artacak. Bu kaçınılmaz. Bunu nasıl kullandığınız önemli. Devlet Sosyal Güvenlik Kurumu'na bir kısmı primlerden gelen, bir kısmı da hazineden gelen 40 milyar para teslim ediyor ki 2010 yılında 38 milyardı. Bu 38 milyar lirayı benim insanıma sağlık hizmeti olarak taksim ettiriyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu veya az önce bahsettiğim komisyon bu işi yapar. Bunun içerisinde özel hastane hizmetleri var, üniversite hizmetleri var. Aşağıda bir 14 milyar 509 milyon gibi bir rakam görüyoruz. Rakamları ben net hatırlamadığım için benimle ilgili olmayanlar ya hatam olursa Ufuk Bey de düzeltir. Bizim 40 tane tıp fakültesine global bütçeden toplam teklif ettiğimiz ve 3 aşağı 5 yukarı da şey olan 1,5 milyarın altında global bütçe olarak. Hepsi toplam vakıf üniversiteleri, diş hekimliği fakülteleri ve diğer kamu üniversiteleri 4.335 milyon. Evet. Ama bizim globalde bir hesabımız vardı. 40 tane tıp fakültesini dahil ettiğimiz bir global hesabımız vardı. 1 milyar 300 milyon altındaydı. Biz 40 tane tıp fakültesine bu paranın içerisinde 1 milyar 300 milyon veriyoruz. Dikkat ederseniz sadece solunum ilaçlarına harcadığımız para 1 milyar 578 milyon. Bu bizim paramız. Devlet bunu %9'dan %15'e de çıkarsa, %9'dan %7'ye de düşürse,
bir şekilde bir dilim ayırıyor, toplum adına bir karar veriyor ve diyor ki ey sosyal güvenlik kurumu, sana 40 milyar para, bunu sağlık hizmetlerine ve ilaçlara harca. İhtiyacınız varsa bakın, bu ihtiyaçlarınızı bana doğru bildirin, ben arttırabilirim. Ki bunun yarısı hazineden gelir, bizim primlerimizden gelmez, onun da altını çiziyor. Bunların yarısı hazine tarafından karşılanır. Tabiatıyla hazineye de bu parayı veren, vergi veren vatandaşa da, sağlık hizmetini alan vatandaşa da, sağlık hizmetini sunan hekim de, hekim dışı personel de bir şekilde hesap vereceksiniz ve ortalama bir karar vereceksiniz. Herkesi memnun etmek gibi değil ama hakkaniyete uygun bir karar vereceksiniz. Muz cumhuriyetlerinde bile, bunun altını çiziyorum, çok utanılacak bir şey değil ama övülecek bir şey de değil. Eğer siz ilaca, şunu da belirterek söylüyorum, tedavi hizmetleri ülkemizde ucuz olup, tedavi hizmetlerin ucuzluğunun altını çizerek tekrar söylüyorum. İlaca ayırdığınız para, toplam sağlık harcamalarının içerisinde %30'dan fazlaysa kötü yönetiyorsunuz bu ülkeyi demektir. %30'dan fazla ayırıyorsanız. Biz ne kadar ayırıyoruz? Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesine ayrılan paranın %40'ını geçen yıl ilaca verdi. 38 milyar, 15.2'si, bu rakamlar biraz değişik olabilir. Rakamların alınma şekli vesaire gibi ama şeyde yaptığımız görüşmelerde 15.2 milyar sektörde yaptığımız. %40'ını ilaca verdi. Lazım mıydı? Evet lazımdı. Ama gerçekten ilaç için birebir yerinde mi kullanıldı? Ondan emin değiliz. Bunu saygıdeğer meslektaşların takdirlerine sunarım. Klerotromisinin bütün formları dahil, ben antibiyotik örneğinden giderek söylüyorum. Bütün formları dahil, 250'si, 500'ü, süspansiyonu, yerlisi, yabancısı, jeneriği, orijinali, 5,5 milyar para. Levofloxacin'inki 750 tabletini hariç tutarsak 4 milyar 300 milyona yakın para verdi. Moxifloxacin'e 4 milyar kutu bu. Düzelterek söylüyorum. Kutu adedi bu. Kutu adedi üzerinden gidersek. 5,5 milyon kutu, 4,5 milyon kutu veya 4 milyon kutu artar. Parasına dönüyoruz. Ben işin bilimsel tarafında değilim. Ama bunlar genellikle solunum yolu enfeksiyonlarında kullanılıyor. Moxifloxacin'e 108, Levofloxacin'e 133 milyon ve klerotromisinin de 5,5 milyon kutusuna 65 milyon Türk lirası para ödedi. Devlet bunları, evet, ben birçok enfeksiyon hastalıkları uzmanı hocamla da görüştüm. Dünyanın hiçbir yerinde zannetmiyoruz ki, gelişmiş ülkelerde net rakamları yok ama sefuroksim sodyum ya da sefuroksim maksetin 313 milyon lirayla en çok para ödediğimiz antibiyotik. Şimdi bu rakamları tanıyıncaya kadar ben hekimlikte şuna özellikle her bir hekimin vicdani sorumluluğundan asla uzaklaşmadığından eminim. Hiçbir hekim, hiçbir promosyon malzemesine, bizi buraya getiren hiçbir firmaya minnet borcu duyarak reçete etmez. O an hekimin yapmak istediği tek şey hastasının iyi olmasıdır. Sadece bizim burada altını çizmeye çalıştığımız şey, elimizde bir alternatifimiz var. Birinin adı klerotromisin, birisi levofloxacin. Şurada bir kırmızı listemiz var. Bunlar kültür antibiyograma ve pneumoni teşhisiyle ödemeye karar verdiğimiz ilaçlarımız. Onun dışında biraz daha farklı bir renge boyadığımız, daha ziyade sefalosporinlerin olduğu şey var. Biz bunların harcamalarını takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın da özellikle bir yıldır beraber yaptığımız akılcı ilaç çalışması var. Bu yıl sonuna doğru bunlarla ilgili bu takiplerin neticesi bazı yeni düzenlemeler gelebilir. Mesela biz koamoksilavı, sefuroksin, atyeni, aksetini yerine kullanmak isteriz. En pahalı koamoksilavı, en ucuz sefuroksin yarı yarıya fiyat fark ediyor. Biz bunu yerine ikame etmek isteriz. Onun için koamoksilav çok satıldı diye biz telaşlandırız. Arabilerde acı inhibitörler ortalama bunlar. Arabelerin bir kısmından pahalı acı inhibitörleri de var. Tabiatıyla böyle olunca arabeler bazıları bazı acı inhibitörlerine ucuz da denebiliyor başka bir gözle. Ama ortalama 1 lira bir acı inhibitörüne bir aylık doz için verirseniz arabeyi geçtiğinizde anjiyotensin reseptör bloköllerine bu 3 liraya çıkar. Klinikteki başarısı kardiyoloji uzmanlarımızı takdir edip biz her birimizde meslektaşız. Ciprofloxacin, levofloxacin maliyetiyle ilgili bir örnek var orada 1'e 4. Yani bir
Üriner sistem enfeksiyonlarında basit, komplike her neyse siprofloksasin yerine leofloksasin verdiğinizde o yıl bizim bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Biz şu anda endüstriyle global bütçedeyiz. Global bütçenin özelliği şu, ne kadar ilaç harcanırsa harcansın bizim ödeyeceğimiz para sabit. 1 lira fazla vermeyeceğiz. Fazla tüketilirse iskonto olarak döner, ilaç fiyat düşüşü olarak döner. Ama biz buna razı değiliz. Mümkün mertebe ilacımız doğru kullanılsın, iskontoya ihtiyaç kalmadan ilaçlarımız yerli yerinde kullanılsın, ihtiyacı olan her ilaçla vatandaşımıza ulaşsın istiyoruz. Bakın Avrupa ülkelerinin dün dev ekonomileri bugün ciddi sarsıntılar içindedir. İspanya Başbakanı'nın açıklaması var, şayet biz bazı tedbirleri almasaydık ihtiyaç duyacaktık, yardıma ihtiyaç duyacaktık. İzlanda örneği malumunuz, Yunanistan örneği malumunuz. Bir de 10 milyar dolara denk gelir. 1 milyar dolar için ülke olarak nereye çektiğimizde hiçbirimiz unutmamalıyız. Bu bizim paramız. Kararı hep beraber vereceğiz. Evet, leofloksasini tüketelim. Bırakın kısıtları, leofloksasini tüketilsin. Ben aslında leofloksasini vermek istiyoruz diyorsak birlikte karar vereceğiz. Ben koamoksilan kullanmam arkadaş. Ben kafadan daha az yan etkili, daha güvenli, daha etkili olduğu bilinen 3. kuşak sefalosporini İşte 6 katlık fiyatına rağmen, 5 katlık fiyatına rağmen vermek istiyoruz diyorsak, biz meslek erbabı olarak beraberce bir karar vereceğiz. Bu lamivudin entecavir hepatit B tedavisinde kullandığımız ilaçlar, şu anda 1. basamakta lamivudin kullanma mecburiyeti var bizim tebliğ uygulamalarına göre. Bunu bir ay sonra yayınlayacağımız tebliğde, bunu telmovidin diye başka bir etken madde var, onu da yanına almayı düşünüyoruz ama lamivudinin 2 katından daha pahalı. Fiyat farkları da 10 misli. %20 direnç geliştiği söyleniyor, doğrudur. Lamivudin'e %20 direnç gelişiyor. Ama o %80'in bunu kullanma şansı olmasın. 6 ay sonra görelim de %80'in lamivudin'le tedavi olsun. Amfoterisin B'ler var, bunlar hastanelerde kullanılan ilaçlar. Klasik amfoterisin B 11 lira. Lipozomal amfoterisin B tabii daha üst düzey bir teknolojiyle üretiliyor, 430 lira.